çeşitlendirelim. Hadi samimi olduklarını söyleyelim. İzmir Barosu. 23 Nisan özel programı. Bakın bu sene bu. İzmir Barosu Başkanı HDP Grup Başkan Vekili ile 23 Nisan özel programı yapıyor. HDP Grup Başkan Vekili ile 23 Nisan özel programı yapıyorsunuz. Ve üstelik bu Sayın Grup Başkan Vekili, yanlışsam düzeltirim, özür de dilerim. Ama PKK bizim tabanımızdır. PKK bizim için önemlidir. Sayın Öcalan, onun kelimeleriyle söylüyorum, bizim liderimizdir diyor. Ve sen bundan 23 Nisan özel programı yapıyorsun, siyaset yapmıyorsun. Ben tüm siyasi partilere gidiyorum. Evet Sayın Beştaş, açıklamaları getirdik, siz de dinlediniz. Feyzoğlu'nun açıklamaları bu yöndeydi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaklaşımı? Yani çok korkunç bir açıklama. Açıkça Türkiye Barolar Birliği Başkanı, bir milletvekilini, grup başkan vekilini, bütün bunları geçtim, bir avukatı yalan atarak hedef gösteriyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Feyzoğlu'nun sicilini gayet iyi biliyoruz. 2014'te kendisine edepsiz diyenlere bugün nasıl biat ettiğini, düğmeleri olmayan düğmeleri takıp iliklediğini bütün Türkiye ve avukatlar, özellikle bizler, ibretle izliyoruz. Bu çok vahim bir tablo. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak ve ben de bir avukat olarak tabii ki beni temsil etmiyor. O kendisi biat etmeyi tercih etmiş olabilir ama biz biat etmeyi değil, demokratik bir hukuk devleti için, savunma hakkının bağımsızlığı için, tarafsız ve bağımsız bir yargı için mücadele eden insanlarız. Diğer yandan şunu söylemek istiyorum. 23 Nisan'da doğru İzmir Barosu'nun konuğuydum. Ben izleyicilerimize şöyle bir kısa bilgi de geçmek isterim. Benim tek kimliğim milletvekili olmak değil, grup başkan vekili olmak değil. Ben çok uzun yıllar avukatlık yaptım Diyarbakır Barosu'nda ve Türkiye'nin birçok ilinde serbest avukatlık icra ettim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde, AYM önünde sayısız davam var. İnsan hakları ve kadın hakları alanında Türkiye'deki avukatların önemli bir bölümü beni tanır. Ben ayrıca Diyarbakır Barosu'nun 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin kurucusuyum. 3 dönemde başkanlığını yaptım. İzmir Barosu da benim milletvekili ve siyasetçi kimliğimden ziyade büyük bir olasılıkla aynı zamanda hukukçu olmam itibariyle baroları temsil etmem geçmişte itibariyle davet ettiler. Ve o davet üzerine Aydınlık çevresi, Perinçek çevresi kendilerince troll hesaplardan büyük bir kampanya yürüttüler. İzmir Barosu ve beni hedef göstererek. Bugün anlıyorum ki Feyzoğlu aynı zamanda Perinçek ekibine katılmış. Perinçek'e çok özeniyor. Birilerine şirin görünmek için bir Barolar Birliği Başkanı olarak, bir hukukçu olarak da yalan atmaktan imtina etmiyor. Konuşmasında dinlediğim kadarıyla özür dilerim diyor, hani bunun aksi olursa. Bir kere ben yaptığım hiçbir konuşmayı herhalde doğru değildir diyecek noktasında olamam, değilim. Bu söylediği sözler, kesinlikle bana atfettiği sözler benim tarafımdan kullanılmamıştır. Ve bu hedef gösterme aynı zamanda bugün baro başkanları Ankara'ya alınmazken, onlarca baro başkanı, yüz binlerce avukatı temsil eden baro başkanları Ankara'ya bile alınmazken kendisi meclis başkanıyla görüntü verip Anıtkabir'e alternatif bir heyet olarak gidip ziyaret etti. Aslında Türkiye'deki hukukçular, hatta dünyadaki barolar ve hukukçular da Feyzoğlu'nun kimliğini gayet iyi öğrendiler. Ama bana yönelik mesele şahsileşmiştir. Beni hedef gösterdiğini asla kabul etmiyorum. Ya bir an önce özür diler ya da yasal yollara başvuracağım. Çünkü kullanmadığım sözleri atfetmekle birlikte Aydınlık çevresinin yapmış olduğu yayınları ya da hani paylaşımları esas alarak böyle bir konuşma yapmıştır. Sayın Beştaş, açıklamasında yanlışsam düzeltirim, hatta özür dilerim ibaresiyle birlikte böyle bir şey söylüyor. Barolar Birliği Başkanı emin olmadığı bir şeyi bu şekilde dile getirebilir mi? Getiremez. Yani bir kere hukukçular, hele hele dediğim gibi birlik başkanı olan bir hukukçu, emin olmadığı, bilmediği bir meseleyi bu şekilde ifade ediyorsa
hukukçu kimliğini yitirmiştir artık. Yani kendisi neticede bugün 2014 Danıştay'ın 146. Genel Kurulu'ydu galiba. Hafızalarımızda hala bugünkü gibi canlı. Başbakanın kendisine edepsizlik yapma demesi üzerine edepsizlik yapan ben değilim dedi ve Türkiye gündeminde uzunca süre tartışıldı. Ve ondan sonra 180 derece bir dönüşle iktidarın her dediğini yapan, biat eden, boyun eğen bir pozisyona düştü. Bugün iktidarın HDP'ye saldırılarını da fırsat bilerek kendince konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Ama buradan kendisine ekmek çıkmaz. Yani ben sadece bir milletvekili olarak değil, bir hukukçu olarak söylüyorum. Bu asla kabul edebileceğim bir mesele değildir. Bu gerçek anlamda iftira atmaktır, hedef göstermektir. Hele hele İzmir Barosu gibi saygın, tüm barolarımız aynı konumdadır. Neticede hukuk konuşmuşuz, demokrasi konuştuk, demokratik cumhuriyet konuştuk. Birilerinin kutuplaştırmayı ve kamplaştırmayı derinleştirme istemine kendisi de katkı sunuyor. Ben bunu bilmeyerek demeyeceğim, bilerek yapıyor. Çünkü dediğim gibi hani Aydınlık ve Perinçek çevresine gönüllü herhalde AKP'den oraya mı geçecek artık, neresi daha çok vaat ediyor onu bilmiyorum. Ama bunu bana yapmasını kabul etmiyorum ve derhal özür dilemesini bekliyorum. Peki Sayın Meral Danış Beştaş, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.